Kangal ve Akbaş, onlar Türkiye'nin iki önemli köpek ırkı, eğitimlerini tamamladılar ve bu yıl ilk kez polis ekiplerine Taksim'de eşlik ediyorlar. Türkiye 2017'ye kanlı Reyna saldırısının şokuyla girmişti. Yeni yıl öncesi Türkiye'nin 81 ilinde güvenlik en üst seviyede tutuldu. İstanbul'da 41 bin, Ankara'da 10 bin güvenlik görevlisi kuş uçurtmadı. Taksim'de drone savarlı askerler dikkat çekti. Başbakan Binali Yıldırım da Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden güvenlik önlemlerini takip etti. Havada polis helikopteri, karada drone savarlı askerler ve özel harekat polisleri. Türkiye 2017 yılına 39 kişinin hayatını kaybetti Reyna katliamıyla girmişti. Yeni yıl öncesi benzer bir saldırı ihtimaline karşı emniyet ve jandarma teyakkuza geçti. Türkiye'nin 81 ili Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki koordinasyon merkezinden an be an takip edildi. Başbakan Binali Yıldırım yılın son günü koordinasyon merkezini ziyaret etti. Bazı illere telekonferans yöntemiyle bağlanan başbakan asayiş durumu hakkında bilgi aldı. 39 ilçemizde sayın başbakanım, 37 bin personelimizle şu an görevdeyiz. Şu ana kadar olağanüstü bir sorun yaşanmadı. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yılbaşı gecesi tüm gözler İstanbul'daydı. İstanbul'da 37 bin polis, 4 bin asker güvenliği sağlamak için sokaklardaydı. 41 bin personelle birlikte bütün İstanbul çapında hem denizden hem karadan vatandaşlarımız yeni yıla huzurlu ve istedikleri gibi rahat bir ortamda girebilmeleri adına bütün İstanbul'da mesai sarf ediyorlar. İstanbul havadan ve karadan gözaltına alındı. Kentte her yer yüksek çözünürlükte kameralarla izlendi. Gerek görüldüğü anda sahadaki ekipler harekete geçirildi. Şu anda kent güvenlik yönetim sistemi mobil komuta merkezi aracının içerisindeyiz. Güvenlik önlemleri kapsamında burası da teyakkuz halinde. Şu anda 136 yüksek çözünürlüklü kamera var Taksim ve çevresinde. O kameralar buradan an be an takip ediliyor ve istenmeyen durumlara karşı da buradaki yetkililer ekipleri bilgilendiriyor. Güven timleri tacizcilere göz açtırmıyor. Şu anda bir kişi gözaltına alındı ve ekip aracına doğru götürülüyor. Nişantaşı, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne girişler polis kontrolüyle sağlandı. Şüpheli görülen herkes didik didik arandı. Bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi girişlerinde arama noktaları oluşturuldu. O arama noktalarında vatandaşların üzerleri polisler tarafından didik didik aranılıyor ve geçişlerine bu şekilde... Asayiş ekiplerine özel harekat polisleri de destek verdi. Taksim ve çevresinde çok sayıda zırhlı araç bulunuyor. O zırhlı araçlar arasında en dikkat çekici olansa kirpi, daha çok operasyonlarda kullanılan kirpi de bu yıl ilk kez Taksim'de güvenlik önlemleri kapsamında kullanılıyor. İstanbul'da her ayrıntı titizlikle düşünüldü. Taksim Meydanı'nda olası terör saldırısına karşı drone savar yerleştirildi. Dikkat çeken güvenlik önlemlerinden biri de işte bu cihaz, adı drone savar. Aselsan tarafından üretildi ve Taksim ve çevresindeki izinsiz uçuşlara bu cihaz sayesinde müsaade edilmiyor. Kangal ve Akbaş, onlar Türkiye'nin iki önemli köpek ırkı, eğitimlerini tamamladılar ve bu yıl ilk kez polis ekiplerine Taksim'de eşlik ediyorlar. Thank you.